Bugün Cuma ve ne yazık ki savaşın ilk anından beri Cuma günleri Mescid-i Aksa'da Filistinlilere İsrail polisi şiddet uyguluyor. Mescid-i Aksa çevresine gidelim. Emre Batuhan Topal oralardaydı. Batuhan, kolaylıklar diliyorum bir kez daha. Bugün de müdahale oldu mu? Cuma namazı sonrası bölgede neler yaşadınız? Nedir son durum? Hilal Özdemir, 9. Cuma'da bir kez daha tansiyonun yükseldiğini belirtmemiz gerekiyor. Coz Vadisi'nde, yani Mescid-i Aksa'dan Müslümanların mahallesine doğru inen, şu anda bizim de üzerinde olduğumuz bu yol üstünde. Türkiye saatiyle 12.30'da Cuma namazı kılındı Mescid-i Aksa'da. O dakikalarda Mescid-i Aksa'ya alınmayan Müslüman gençlerin 500 metre kadar uzakta bir noktada, yakınlardaki bir diğer caminin de yine yakınlarında yolda seccadelerini sererek namaz kıldıklarını gördük ve polisin de müdahale etmediğini gördük İsrail güçlerinin. Ve bu noktada bu cuma tansiyonun düşük gideceğini, düşük seyredeceğini düşünüyorduk ki ne yazık ki 9. Cuma'da da bir kez daha tansiyon yükseldi. Cuma namazının sonrasında Mescid-i Aksa'daki cemaat dağıldıktan sonra, yine o 500 metre kadar uzakta alınmayanlarda, o sokakta namaz kılanlarda dağıldıktan sonra İsrail polisi ne olduysa bir anda tekrar teçhizatlarını giyindi, kuşandı ve Coz Vadisi'ne doğru ilerlemeye başladı. Ve o ilerleyişin sonunda da hemen aşağıdaki o camiye alınmayan Müslüman gençlerin namaz kıldığı bölgeye ardı ardına biber gazlı müdahalede bulunuldu. Öyle ki biber gazı fişeklerinin tüfeklerle gelişi güzel rastgele atıldığını gördük Hilal Özdemir. Bir evin çatısına dahi biber gazı fişeğinin düştüğünü söylemem gerekiyor. Yani hedef gözetmeksizin rastgele biber gazı fişekleri ateşlendi. Yine Toma'da, bölgede rastgele etrafa o çok da pis koktuğunu daha önce de belirttiğimiz kimyasal sıvıyı tazikli bir şekilde sıktı. İsrail polisi yarım saat kadar o belirttiğimiz noktada kaldı ve ardı ardına biber gazı fişekleri ateşlendi. Hatta öyle ki, öyle sert bir müdahale söz konusuydu ki boş sokaklara bir ara İsrail polisinin üstündeki fişekler tükendi. Gaz fişeklerinin tükendiğini gördük ve o noktada ekipler geri çekildi ve gelen bir polis aracından yedek biber gazı fişeklerini yeniden aldılar, doldurdular. Yani öylesi sert bir müdahaleden bahsediyoruz, ancak bir de boş sokaklara diyoruz. Çünkü ne yazık ki 9. Cuma'da da aynısı oldu. Öyle ki kimsenin olmadığı, birkaç gencin anca olduğu o sokaklara İsrail polisi tarafından rastgele ardı ardına biber gazı fişekleri ateşleniyor. Hiçbir şekilde hedef gözetmeksizin bunu belirtmem gerekiyor. Çünkü bir evin çatısına, bir diğer evin önüne, kapısına, iş yerlerinin, esnafların dükkanlarının önüne kadar biber gazı fişeklerinin düştüğünü gördük ne yazık ki. Bir kez daha, yani 9. Cuma'da da ne yazık ki Mescid-i Aksa'da silahların gölgesinde bir cuma geçti. Çünkü öyle ki biber gazı fişekleri atıldığı gibi bir yandan da İsrail polisinin ellerindeki otomatik tüfeklerin namlularının sürekli yoldan geçenlere, camdan bakanlara, aracın direksiyonundakilere, sürücülere, yani herkese doğrultulduğunu gördük. Adeta nişan alırcasına İsrail polisinin hedef aldığını gördük. İşte şu an o aşağıdaki müdahaleyi gerçekleştiren polislerin yine hazır bir şekilde Mescid-i Aksa'nın yanında, hemen Aslanlı Kapı'ya giden yolun kenarında beklediğini, adeta dinlendiklerini görüyoruz. Yoğun bir müdahalenin ardından işte yine üstlerinde gaz kapsülleri dikkat çekiyor. Her birinin üstünde 8-10 adet gaz kapsülü olduğunu görüyoruz ki ateşlemeye başladıklarında ardı ardına ateşliyorlar. İşte birinin üstünde yalnızca 3 tane kalmış görebiliyorum. Yani 6-7 tane yalnızca o ardı ardına ateşlemiş biber gazı fişeklerini, kapsüllerini. Çünkü hedef gözetilmeksizin, yani karşıda zaten bir hedef yok, toplanan bir kalabalık yok, bir grup yok, bomboş bir sokaktan bahsediyoruz. Ancak buna rağmen İsrail polisinin o bomboş sokaklara ardı ardına biber gazı kapsüllerini tüfeklerle, ellerindeki tüfeklerle ateşlediğini görüyoruz ki yine işte az evvel demiştim ya, bir araçtan biber gazı alıyorlar diye. İşte zannediyorum yine bir araçtan tedarik ediliyor. İşte az evvel üstünde yalnızca 3 tane biber gazı fişeği kalmış dediğim polis şu an aracın içindeki arkadaşından bir şeyler alıyor. Zannediyorum biber gazı alacak. Tabii birazdan bizler de göreceğiz. Evet, bir yandan da önündeki kapsülleri bozuyordu ve bizim de görüntü aldığımızı anladıktan sonra işte gördüğünüz paravan da yaptılar ve o noktada
Evet, şu an biber gazı kapsüllerini bir kez daha gördüğünüz gibi hemen 3 tane var demiştim. 6-7 tane biber gazı fişeği ateşledikten sonra, müdahaleden sonra işte biten, boşalan biber gazı kapsüllerinin yerine yenilerini koyuyor şu an bir polis aracından İsrail polisi. Çünkü her an bir kez daha Filistinli Müslümanlara saldırabilirler. Hazır bekliyorlar. İşte gördüğünüz gibi ardı ardına da üstüne fişekleri, biber gazı kapsüllerini dizdiğini görebiliyoruz. Tam da bundan bahsediyorduk. Aşağıda da aynı görüntüler oldu. Aynı anlar yaşandı ve bir yandan kendi üstündeki fişekleri, kapsülleri doldurduktan sonra arkadaşının sırt çantasındaki, yine bir başka polisin sırtındaki kısma da biber gazı fişeklerini, kapsüllerini koyduğunu görüyoruz ki hemen hemen 10-15 taneye yakın şu an biber gazı kapsülünü ardı ardına araçtaki arkadaşından aldı ve önce kendi önündeki yerlere, kapsüllerin koyulduğu o kısma, daha sonra da arkadaşının sırtındaki kısma koyuyor ki arkadaşına, yani şu an ön taraftaki polise baktığımızda önü zaten alabildiğine biber gazı fişeğiyle dolu, ancak ona rağmen o öndekiler sanki yetmezmişçesine bir de arkasına yeni bir cephanelik de dolduruyor diyebiliriz. İşte az evvel 3 tane fişek vardı yalnızca bir polisin de üstünde, araca gitti dolduruyor dedik ve şu an önünde ondan fazla biber gazı fişeğinin olduğunu görebiliyorum. Bundan bahsediyoruz İlhan Özdemir. Ardı ardına müdahaleler oluyor ve müdahale başladıktan sonra hiçbir şekilde hedef gözetilmiyor. Zaten ortada bir hedef de yok. Ancak ona rağmen öyle ki bazı biber gazı kapsüllerinin 2-3 katlı binaların çatısına düştüğünü gördük. Bazı noktalarda şu görüntüye şahitlik ettik. Biber gazı fişeğini polis ateşliyor ve önündeki binanın arka tarafına aşırtıyor, düşürüyor. Yani orada kim var, kimin başına gelebilir, hangi sivile denk gelebilir? Böyle bir düşünce, böyle bir sorun kesinlikle yok. Rastgele bölgeye doğru düşünün ki birkaç evin arkasına atacak kadar sert bir müdahale söz konusu ki bu biber gazı fişeklerinin, kapsüllerinin başa geldiğinde, vücuda geldiğinde çok ciddi yaralanmalara, hatta can kayıplarına sebep olduğunu biliyoruz. Ancak buna rağmen İsrail güçleri şehrin göbeği diyebileceğimiz bir yerde, yani burası çok işlek caddelerinden Kudüs'ün, böylesi işlek bir caddede ardı ardına biber gazı kapsüllerini ateşlemekten geri durmuyor. İşte az evvel yeniden üstündeki kapsülleri tazelediler, tabiri caizse tükenen cephanelerini yenilediler ve yine müdahaleye hazırlar ki ellerindeki birkaç tüfeğinde biber gazı kapsülünü ateşlemek için kullanılan tüfeklerden olduğunu görüyoruz. Bir kısmı böyle, bir kısmı ise normal bildiğiniz otomatik tüfekler olduğunu görüyoruz ki onların da çok yerde ne yazık ki camdan bakanlara, yoldan geçenlere, araba sürenlere tüfekleri doğrulttuklarını görebildik, gördük, şahitlik ettik o anlara ne yazık ki. Belirttiğimiz gibi aslında bugün Hilal Özdemir sorunsuz bir cuma geçireceğiz diyorduk. Bugün aslında sorunsuz bir cuma geçireceğiz diyorduk. Öyle gözüküyordu. Ancak ne yazık ki tam da cuma namazı bittikten, aslında her şey bitti dediğimiz anda İsrail güçleri bomboş sokaklara, birkaç gencin olduğu sokaklara onlarca biber gazı kapsülü ateşleyerek, tomayla su sıkarak Filistinlilere çok sert bir şekilde müdahale etti.